kuaförde bir gün boyunca vlog çekeceğiz arkadaşlar. Aile boyu saçlar boyanacak, saçlar kesilecek. Tabii Lina'nın saçlar boyanmayacak. Benim saçlar boyanacak. Yani gördüğünüz gibi saçım artık gökkuşağına döndü. Aradığınız her renk var içerisinde. Şimdi gidelim onu güzel bir renge dönüştürelim. Gerçekten ne yapacağıma tam olarak karar vermedim. Bir diyorum turuncu yaptırayım, bir diyorum kızıl yaptırayım, yok karamel yaptırayım diyorum. Karamel yapıp uçlarına balyaj mı yaptırsam, yoksa diplerince şöyle güzel bir röfle mi yaptırsam, sarı mı yaptırsam, karar veremedim. Gittiğim zaman kuaförüme zaten çok güveniyorum arkadaşlar. Tavsiyesini alacağım. Onun gerçekten tavsiyeleri benim için önemli. Çok güzel saç çıkartıyor. Lina burada bana dik dik bakıyor. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben saçlarımı keseyim, ona göre. Ben seni ikna etmenin bir yolunu bulurum canım. Evde ikna edemediğin gibi orada da edersin. Ama arkadaşlar tamam, uzun saç çok güzel. Sana da çok yakışıyor ama bakar mısınız saçının boyuna, dön. Bakın nereye geliyor. Yıkandığı zaman bir de buraya iniyor artık. Belinden aşağı indi. Çok zor anneciğim kullanımı. Evet. Zor değil aslında kullanımı ama birazcık sağlıklı olması açısından ara ara kestirmek lazım değil mi arkadaşlar? Tatile gidince de çok zorlanacaksın. Ben onu ikna etmenin yolunu bulurum da Taner'i nasıl ikna etmenin yolunu bulacağım hiç bilmiyorum. En son 24 saat tek renk challenge yapmıştım. Turuncu bir peruk takmıştım. Tutturdu illaki ben bugün saçımı turuncuya boyatacağım. Turuncu da giyindi. Birazdan göstereceğim size yola çıkınca. Turuncu da giyindi ki her şeyim turuncu olsun diye. Tutturdu ki turuncuya boyatacağım. Öyle bir yani şey yok bir ya. Erkek saçını arkadaşlar turuncuya şaka boyatır yapıyor mı? Zamanki gibi. Hayır öyle bir şey yok. Görürsünüz. Gidince görürsünüz. Evet arkadaşlar gerçekten doğru. Bir saattir turuncu yaptıracağım diyor. Sen de mi Lina? Sen de mi Lina? Ne sen de misin? Gidince göstereceğim arkadaşlar. Onu da çekeceğim. Hepimiz o kuaför koltuğundan geçeceğiz. 24 saat kuaför vlog gelsin o zaman bugün arkadaşlar. Gerçi kuaförde 24 saat nasıl doldurulur? Bugün bir vlog çekelim o zaman. Gidelim mi? Hazır mısınız? Gidelim de ben saçımı kestireyim canım. Onu söyleyeyim. Seni Murat abin ikna eder gittiğinden dedi. Ay evet. Hadi gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar ikna olmayacağım. Evet geldik. Ben hazırım. Tamam. Her şekilde. Lina çok hazır hissetmiyor. Taner dünden razı. Neye İlle razıyım? De turuncu, saçımı kestireceğim de turuncu. Sadece. Geldik bakalım Taner'i turuncu çıkar. Başladın gene. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz valla siz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Evet bekledim. Bu sefer ailece yaptırmaya geldim. Tamam, arkadaşlar Murat abi biz burada. Ankara'nın neresi? Bir tanıtın istersen. Murat Ümitköy'deyiz efendim. Ümitköy, Murat Çalışkan, Osman Ağa Konakları, Ünsal Özkan kuaför. Burada hem Ünsal Bey var ustalardan hem de Murat Bey var. Ama Murat Bey benim 12 yıllık kuaförüm olduğu için bütün kesme biçme işlemlerim onda. Ona emanet. Teşekkürler. Şimdi oturacağız bakalım, emanetinizi bırakalım. Az sonra göreceğiz değişimi. Tamam görelim. Lina Oje'nin cennetine düştü. Arayı tutamadı. Bak bende bu kadar yok Lina. Ne çok Oje'm var diye bana Taner kızıyordu bak. Bu öyle olur çok önce gördün mü? Burası kuaför olması gereken o zaten. Tarzımı buldum arkadaşlar, budur. Bakın ilk dakikada nasıl büyük bir değişim ama. Şimdi dip boyamı yaptıracağız. Biraz daha koyuya boyattıracağım diplerimi. Ucundaki sarıları da tazeleyip yeni bir röfle yaptırmaya karar verdik. Şöyle dipten uca temiz bir sarı röfle yaptırmaya karar verdik arkadaşlar. Öncesinde konuştuk. Şimdi boyam hazırlanıyor, boyaya geçeceğiz. Saçlarımı ince ince boyuyoruz. İnce ince boyuyoruz. Sonra ayırıyoruz yandan. Evet, parça parça ayırıyoruz. Gerçekten yemek tarifi gibi ama şaka değil. Evet. Gramı gramına boya hazırlanıyor. Bunun da hazırlanıyormuş bakın. Evet, tartıyla. Gerçekten gramacık gramacık hazırlıyor. Gerçekten mi? Evet. Evet. Ama her yer yapmıyor tabii bunu. Buraya özel bir şey bu. Gramı gramına. Gerçekten çok güvenilir bir yerdeyim. Kafaya bak, yumurta kafa gibi oldu. Aynen. Yumurta kafa gibi oldum gerçekten. Yalnız ne fark ettim boyandığında benim dipler bayağı karış karış uzamış arkadaşlar. Ne kadar oldu ben gelmeyeli ya. Sen oldu neredeyse? Pandemi benim yani tipimi kaydırmış, haberim yok. Taner'e de turuncu göstereceğim demiştim, onu unutmuştum. Gel göster kendini Taner. Turuncu gömlek giydim. Bakın turuncu özellikle giydi ki saçını da birazdan turuncuya boyatacak ya. Kombin olsun diye. Süpersin ya. Başladık bakalım. Baba şimdi gerçekten boyatacak mısın turuncuya? Tabii ki hayır babacığım, olur mu? Hiç annene ne bakıyorsun sen? Baba bence baya çok güzel olursun, söyleyeyim. Kıyafetinden fıstık bence. Aaa. Yine dayanamadın mı ojeye? Hayır. Aa çok da güzel bak. Simli oje. Ne kadar güzelmiş. Evet sim. Çok güzel. Aa değişik. Ben beğendim. Ay çok yakışmış kızıma da simli simli. Ne güzel olmuş. Aslında bir tane normal simsiz bir renk seçtim. Onun üstüne sürecektim ama öyle çirkin olurdu.
Evet, boya işlemimiz bitti. Şimdi röfleye geçeceğiz. Daha röfleye geçeceksin. Daha burada akşama kadar buradayız. Sanar kapanışa kadar. Ya zor işler ya. Sen de boyatacaksın ya şimdi turuncuyu, tabii anlarsın. Tabii. Turuncuya boyatacağım. Nasıl bir şeymiş boyanmak, gör bakalım. Gerçi ben bir taneli pembeye boyamıştım. İzleyenler var mı arkadaşlar? Evet, iddiaya girmiştik. İddia da kaybetmişti. Taner'in saçını pembeye boyamıştım. Çıldırmıştı. Normal rengi de dönene kadar birkaç kat boya geçmiştik üstünden. Bayağı kısaldım. Şurada falan da saçlarım. Güzel oldu ama temiz oldu. Evet. Çünkü çok yıpranmışlar. Rahat ederim. Aynen, rahat ederim. Ne harika oldu kızım. Bir bakın arkadaşlar. Yine de saçları kısaldı. Dalgaların da çok şahane olmuş. Güle güle kullan. Artık bir like hak ettik değil mi arkadaşlar? Güzel oldu çünkü. Çok tatlı oldu. Bu arada yorumlara da lütfen yazın. Taner saçların turuncuya dönsün mü, dönmesin mi? Olacak iş mi? Sana yakışır, şöyle bir düşündüm de Taner. Tabii tabii. Aynaya bak, çevir kendini. Açık terli olabilir. Bence çok yakışır. Sizde mi? İşin ustası söylüyor, uzmanı söylüyor yani. Ben demiyorum bir şey. İşin uzmanı diyor ki yakışır. Sen de yakıştırıyorsan tamamdır. Sıra nerede bakayım? Şimdi saçları bayağı bir kısalttık. Şimdi paketlemeye geçtik. Paket bitmiyor ya. Sen folyoya boyattın herhalde saçını. Evet. Folyoya boyattım. Bir değişiklik olsun istedim. Gümüş, hışırtılı bir saç istedim. Hareketli. Böyle bir şey çıktı. Valla zor işler. Yapana da zor, yaptırana da. Bekleyene daha zor diyorsun. Bekleyene... Yok, bekleyene çok zor değil. Ben oturuyorum. Keyfimden memnunum. Arkadaşlar, Rukiye'nin kafa gözükmüyor artık. Paketleme tamamen bitti. Ve ben güzel oldum. Güzelliğimiz böyle güzellik geldi. Istersen. Bak böyle gidebiliriz. Ne olacak? Paketler açılmaya başladı. Oo anne, hala saça devam mı ediyoruz? Devam annem. Kızıl yapmaya karar verdim. Kızıl ne güzel anne. Gerçekten mi baba? Bakacağız. Yıkanınca belli olacak. Abi? Nasıl? Bence sarı yapacağız gibi gözüküyor. Şimdi yıkamaya geçildi arkadaşlar. Evet, şimdi evet. Renginiz çıkacak ortaya. Ne çıkacak? Hadi bakalım. Kaç puan vereceğiz bakalım. Civciv sarısı. Saç yolma operasyonu şimdi. Tek tek ayıklanıyor. Ne ayıklanıyor? İpler. Her zaman olduğu gibi burayı da kapattık. Yine en sona biz kaldık. Keraz Taz'ın şöyle güzel bir saç serumu varmış arkadaşlar, set halinde. İçinde şöyle şampuanı da var. Ben Keraz Taz ara ara kullanıyorum. Tabii her zaman aynı şampuanı kullanmak iyi bir şey değil. 3 ayda bu falan değiştirmek gerekiyor. Şu bu. Küçük küçük serumlar var içinde. Bayağı da varmış içerisinde. Ne oluyor? Bunu yaparken saçın temiz olması önemli herhalde. Kesinlikle. Temiz saçı olacak. Yeni başladığımızda her gün uyguluyoruz. O dökülmenin azaldığını görünce 2 güne bir, 3 güne bir çıkarıyoruz. Şu haliyle bile çok beğendim. Çok güzel. Ama 1-2 hafta geçtikten sonra yıkandıkça saçın rengi iyice birbirine karışıyor ya. Gerçek rengi o zaman çıkıyor ve çok daha oturmuş, çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Soran arkadaşlarımız için, gelmek isteyenler, fikir almak isteyenler olursa mutlaka ve mutlaka Murat Çalışkan'a uğramadan geçmeyin diyenlerdenim. Elini kullanın. Ellerinize sağlık. Şimdi kesime devam ediyoruz. Ben birazcık daha kesişeceğim. Arkadaşlar güzel olmuş mu yorumlara yazın. Ben beğendim yani, güzel olmuş. Evet arkadaşlar, yorumlarınızı bekliyorum. Abiye yardım edin. Evet arkadaşlar, bitti nihayet. Finish. Finish. Ama güzel bir son olmadı mı? Bak, evet, abi çok bana rengarenkli saçlarım çok güzel olmadı mı? Evet. Hiç kızıllık yok, çok güzel. Arkadaşlar aşıya geldim. Covid aşısı olacağız şimdi. Bugün aşılanıyoruz. Yok, hiç korkmuyorum.
yan etkilerinin olup olmayacağını da tam net belli değilmiş ama yine de korkmuyorum. Onca zamandır herkes fırlıyor. Kimseye bir şey olmadıysa inşallah bana da olmaz. 15 dakika hastaneye ayrılıyoruz. Tamam. İkinci doz için 18 Temmuz'dan sonra herhalde alabilirsiniz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Geçmiş olsun Rukiye Hanım. Geçmiş olsun küçük hanım. Teşekkür ederim. Ben şanslı gruplardanım arkadaşlar. Bana öncelik tanıdı. Taner tabii benden büyük ama olamadı hala. Yaşını bekleyecek o. Oldum inşallah iyi olur. Bir daha da yaşamayalım böyle şeyler. Biraz bekleyeceğiz, oradan da geçeceğiz. Evet arkadaşlar, biz evimize geldik. Ve gerçekten çok beğendim ben saçlarımı. Renkler tabii birbirine karıştığında yıkadıkça çok daha güzel hale gelecek bir 10-15 gün sonra falan. Nina sen ne diyorsun saçların için? Ben de çok sevdim. Bütün kırıkların gitti, tertemiz, sağlıklı oldu. Tabii Lina orada o kadar koşuşturdu ki arkadaşlar. 2 dakika sonra fön gitti. Yıkama koltuğuna geçmiş. Saçımı yıkayıp tekrar fönletebilir miyim? Bütün fönlerim bozuldu havalarındaydı. Ama vakit kalmadı. Taner senin de çok güzel olmuş canım. Güle güle kullan. Evet çok güzel olmuş. Maalesef benimki yetişmedi arkadaşlar. Evet sıra gelmiyor Taner'e. Sona kalan dona kalır diye boşuna dememişler evet. Taner. Bir şekil verdirecektik, fön falan yaptıracaktık Taner'in ama. Kestirecektim ben sadece. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.